Galatasaray'dan Emre Can hamlesi. Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray, Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifine Emre Can da yeşil ışık yaktı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da ayrılık. Devre arası transfer döneminde kadrosuna dünya çapında yıldızlar katmak isteyen Galatasaray, ildeki yıldızlarını da kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı Kırmızılıların Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu için Türk devine yapılan teklifi paylaştı. Serie A temsilcisi Lazio'nun Kerem Aktürkoğlu için resmi teklifini Galatasaray'a ilettiği aktarıldı. İtalyanların Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 18 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. En az 3 Türk kuralı nedeniyle değeri çok yükselen milli yıldız için Sarı Kırmızılılar en az 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Takıma kattığı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray'a Victor Nelson için adadan talip var. Her ne kadar teknik ekiplerden Timur Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda transfer ısrarları sürüyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest 25 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Galatasaray Nelson'u 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera ile bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray, dünyaca ünlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isimse bonservisi elinde olan David De Gea. İspanyol file bekçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2+1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübede imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Muslera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası ve 5 de Süper Kupa kazanmıştı. İngilizlerden Sacha Boey Kanja. Sarı Kırmızılı ekibin Fransız beki Sacha Boey, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boey, yeni sezona da oldukça yetkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti ve Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sacha Boey, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boey, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boey için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.
Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız yıldız stoper Sacha Boey ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier Lig'den pek çok talibi olan Boey, sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve Boey'in maaşı 500 bin Euro'dan 1,5 milyon Euro'ya çıkarılacak. Böylece yıldız savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bilindiği gibi sarı kırmızılılar Boey'i 2021 yılında 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Sacha Boey için Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise en az 20 milyon Euro. Galatasaray'a dev piyango, tam 7 milyar. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Sayısal olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Galatasaray'da Tete 25 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Brezilyalı genç yeteneği takip eden iki isim de Galatasaray'dan. Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha 22'şer milyon euroluk değerleriyle ikinci sırayı paylaşıyorlar. Yapılan transferlerle kadro değerine tam 150 milyon euro ekleyen Galatasaray'ın toplam takım değeri ise 239 milyon euro. Yani yaklaşık 7 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine Icardi'yi saymazsak 4-5 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirlerine alışana kadar hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerinin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin.